Şöyle bir Bismillah deyip bir marşımızı verelim. İşte CBF tekte alıyoruz. Birazcık kirli. Onun nedeni de havalar birazcık bozuktu. O yüzden yola çıkalım, birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Motor azıcık ısınsın tabii. Motor ısınırken nelerden bahsedeceğimi anlatayım. Kış geldi. Motosiklet sezonunu kapatan var. Ama kışın da sürmeye devam eden çok insan var. Onlardan biri de benim. CBF 150. Kağır çeken bir motor. O yüzden ona biniyorum. Gücüm de buna yetti. Memnunum da. Ne kadar kurye motoru deseler de 2020 yılında alınabilecek en mantıklı motorlardan biri. Burası sürüş alanı. Dersler burada yapılıyor. Sınavlar burada yapılıyor. Bakalım vizörümüzü bir kapatalım. Vizör kapalıyken nasıl olacak? Ehliyet alanı burası. Bu bölgede oturuyorum. Birazcık zorluk çıkarsalar da bize, buraya da herhalde okul yapılıyor. Sinyalimizi verelim. Buradan bayırdan aşağıya gideceğiz. Bu videonun başlığı ucuz kışlık ve yazlık mont olacak. Motosiklet montu. Gerçekten ucuz, korumalı, full korumalı. Hem de fiyatına göre bence çok performanslı bir motosiklet montu olacak. Niye dersiniz? Ben şu an kendi üstümde kullandığım monttan bahsedeceğim. Ben zaten genel olarak fiyat performans ürünleri kullanan biriyim hayatımın her alanında. Motosikletim de öyle fiyat performans, kameram da öyle fiyat performans, montum da öyle fiyat performans. Bu birazcık fakirlikten de geliyor ve her zaman en pahalı şey en kalitelisi demek olmuyor. Üstümdeki mont LBC diye Türk firmaya ait bir mont. Yani ben en azından öyle biliyorum. Ambulans geliyor. Burada bir yavaşlayalım. Bu mont full artı full korumalı. Ne demek full artı full? Bir tek hör gücü yok diyebilirim. Sırt koruması için de dizliği, yani dirsekliği için de, omuzlukları için de ve sertifikalı korumalar, dandik değil. Bir tek hör gücü yok diyebilirim. Montun fotoğrafını zaten koyacağım büyük ihtimal. Şuradan sol yapalım. Montu 500 TL'ye aldım. Şu an piyasadaki en ucuz mont. Korumalı olarak. Montun önünde böyle baklava tarzında şişme şeyler var. Onlar da bir nevi koruma gibi. Mont iç astarlı, iç astarı çıkartılabiliyor. İç astarı da gerçekten güzel. Evet, buralar karışık. Şu an hava bayağı bir soğuk. Ona rağmen ne rüzgar alıyorum ne soğuğu hissediyorum. Bunun nedeni siperlik de olabilir ama siperlik olmasa da pek fark edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü kollarıma da geliyor aynı rüzgar. Montu alalı birkaç ay oluyor. O zamanlar hava iyiydi. Pişiriyor. İçlik varsa çıkartmadıysam pişiyorsun, terletiyor. Onu çıkarıp giyersen de bu sefer güzel rüzgar oluyor.
serin tutuyor, tam yazlık giyilir yani öyle bir mont. Ama havalar gündüz sıcak, akşam soğuk olunca sen de ikide bir çıkarım takmayacağın için bir arada kalıyorsun. Montu kışın da kullanabiliyorsun, yazın da kullanabiliyorsun. Ama mevsim geçişlerinde birazcık böyle seni sıkıntıya sokabilir ama soksun. 500 lira sonucunda. Beden olarak da çarşıya gittim, birkaç marka modele baktım, bedenlerini denedim. Ona göre internetten sipariş ettim ve tam oldu. Çarşıdan niye almadı kardeş? Muhatabın olurdu en azından da diyebilirsiniz. Yoktu. Benim fiyat aralığımda istediğim özelliklere sahip mont yoktu. O yüzden alamadım. Sakarya'da yaşıyorum. Küçük bir yer. Her şey yok. Olanlar da gereksiz pahalı. Montu aldığıma çok memnunum. İyi ki almışım diyorum şu an ve bunu herkese tavsiye ederim. İstanbul'da oturanlar için gidip deneme fırsatı da büyük ihtimal vardır. Çünkü İstanbul'dan geldi. İstanbul'da satılıyor. Tabi güncel fiyatı 500 lira olmayabilir. Değişiyor. Biliyorsunuz euro, dolar, kur falan. Her şeyin fiyatı arttığı için onun da artıyor. Tabi Türk malı dönüyor. Dolarla euro ile ne işi var diyeceksiniz. Ama o adamın, o parayı kazanan adamın aldığı ekmeğin fiyatı da artıyor. Dükkanın kirası da artıyor, elektriğin de artıyor. Bu yüzden onun da zam yapması gerekiyor. Yani bu işler artık böyle ülkede. Sıkıntı yani. Ona bir şey diyemiyoruz. Montu sadece yağmurda denemedim. Yağmurda denemememin nedeni de benim zaten bir yağmurluğum var, su geçirmez. Onun üstünü, yani montun üstüne onu giyiyorum. O da su geçirmediği için test edemedim. Ama bana kalsa bir yarım saatlik yolda, bir sağanak yağışta bir yarım saat dayanır gibime geliyor. Yani içine geçirmeden. Daha sonrasında geçirebilir. Büyük ihtimalle geçirir bence. Yani onu da geçirmezse zaten adamlar niye bunu 500 liraya satıyor? Satsınlar 750-800 liraya. Çünkü o fiyatlarda olanlar da var. Ön siperliğe gelirsek, kışın ön siperlik kullanmayan varsa yani büyük bir hatadır. Bunu ben kendimden biliyorum. Zamanında geçin bakayım, burada bir yol daralıyor. Zamanında siperlik olmadan motor kullandım belki bir sene boyunca, kış ayında, karda, soğukta. Sonradan akıl ettim. Tabii biz acemiyiz. Gittim 100 liraya bir tane Vivi var ya, şu dandiklerden. O zamanlar tabii scooter kullanıyordum. İkinci motorum scooter'dı. Denemek istedim kışın daha iyi olur diye. Taktım onu. Ya dedim, ben nasıl bir hata yapmışım. Ben bunca zaman nasıl rüzgarlıksız olmadan motosiklet kullanmışım. Yani inanılmaz etkiliyor. O kadar çok rüzgar yemişim ki göğsüme bilmeden. Hayatımın hatasıymış yani. Gazete mazete sıkıştırıyordum öyle aptal gibi. O yüzden artık her aldığım motora muhakkak siperlik takıyorum. Şu gördüğünüz deflektör diye geçen uzatmayı da mecburen almak zorunda kaldım. Çünkü bu direkt kaskıma veriyordu camı. Aynı fön makinesi gibi pata 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 rüzgarı suratıma yiyordum. Vizörü bile açamıyordum, öyle söyleyeyim. Mecburen aldım onu. Şu an biraz daha iyiyim. Tabii bunun uzunu da vardı. Ama ben gidip uzununu almadım. Bu da bir amatörlük. Orada da bir amatörlüğüm var. Bu arada amatörlük diyorum, ben zaten motosiklette yeniyim. 3 senedir falan aktif olarak motosiklet kullanıyorum. Daha önceleri ehliyetsiz kaçak göçek kullanmalarım oldu ama o aktif bir sürücülük değildi. İlk motorum diyebileceğim motor RX950cc, 15.000 km kullandım. İkinci motorum Revolt VS5, 5.000 km kullandım. İki motor hakkında da detaylı konuşabilirim isteyen, merak eden olursa. Daha sonra ehliyetimi alıp CBF150'ye geçtim. CBF150'ye alırken de aslında çok böyle kararsızdım. Kararsızlıktan kastım, NS mi alsam, işte 150 NS mi alsam, RS mi, 200 mi alsam,
kafayı kırıp MT25 mi alsam? Tabii o zamanlar fiyatlar biraz daha normaldi. Yani erişilebilirlik vardı. Şu an hiç alamam. Sonra dedim ki bu işi kitabına göre uygulayayım. Küçükten yükselteyim. Ben zaten çılgın bir şoför değilim. Ben böyle ağır ağır, aste aste ulaşmak amacıyla kullandığım bir vasıta benim için. Ondan sonra CBF'lere bakmaya başladım. Sakarya'daki neredeyse bütün CBF'lere baktım. 2017'sine de baktım. 2013'üne de baktım. Ama bir türlü aradığım motoru bulamadım. Yani 2017 motora gidiyorum. Felaket motor. Yani kendini kaybetmiş. 2017 ya. Sonra Akyazı diye bir yer var. Oradan 2014 model şu an üstümde olduğum motoru buldum. Lan bakıyorum 2014 model ama motor canlı kanlı. Tabii ufak tefek sürtmeleri, düşmeleri olmuş. Ya belki kim bilir başına neler geldi tabii, onu da bilemezsin. Ama 2017'sine ötekilerine göre hem daha düşük kilometreydi hem de daha performans motor olarak, yani alt motor olarak daha performanslıydı. Sesi olsun, gidişi olsun. Yani daha sağlıklı diyebilirim. Adam buna birazcık fazla yazmıştı. Ya fazla da değil, ederiydi aslında ama benim alacak gücüm yoktu o sıra. Krediye de başvurmak istemiyordum. O abimize birazcık zorluk çıkardım yani. Bir hafta boyunca falan yazdım ben abimize. O da bir araçla anlaşmış. Bir araç alacakmış. Dedi abisi, adamla anlaşırsam haber bekliyorum, gel al dedi. Yani dua ettim ya, inşallah olur. Birkaç gün sonra aramış adam, gel abisi satışa al üstüne motorun. Dedim gittim hemen. Motoru üstüme aldım ve eve döndüm. O abiden 10.000 kere Allah razı olsun. Yani ondayken motorun başına neler geldi. Bak şimdi o kırmızı nasıl oradan fırlayabilir mi? Oradan yol yokmuş. 10.000 kere Allah razı olsun abimizden. Çünkü motoru aldığımdan beri 8.000 kilometre yaptım. Yağ dışında bir şey yapmadım motora. Tabi zincir dişliği hemen alır almaz değiştirdim. Yağını da değiştirdim. Ufak tefek olması gereken şeyleri yaptım genel bakım olarak. Onun dışında bir arıza, bir şey, hiçbir şey yaşamadım. Yani Allah 1.000 kere razı olsun. Şu an mesela o motoru o abimizden almasaydım ben motor sahibi olamazdım. Şu an CBF'in ölüleri 10 liradan başlıyor. Yani 2008-2009 model bilmem kaç yüz kere devirmiş adam 14 yazmış, 13 yazmış. Kafayı yersiniz. Ama şu an yine de piyasada en mantıklı motor bu. Maliyet açısından, bakım açısından en ucuzu, en az masraf yapacağı. Ki masraf yapsan da seni bir daha uzun süre götürecek motor bu bana kalsa. Onun dışında ulan nereden nerelere geldim? Sözde monttan, sadece soğuklardan falan bahsedecektim. Demek ki bizim de konuşasımız varmış. Yani YouTube'a video atma amacım aslında birazcık da can sıkıntımı gidermek. Motovlogger falan olacak bir kafada değilim. Bir insan da değilim. O kadar ekipmanım da yok. İnternetim de yeterli değil. Bilgisayarım da yeterli değil. Ki kimse CBF 150'yi de oturup izlemez yani. Bu bir gerçek. İnsanlar istiyor. Bari binemiyoruz bari. Şöyle güzel motorları görelim. Şöyle bir trafikte bir gazlasınlar. Bir teker yapsınlar. Hakları mı hakları yani. Ben de izliyorum. Yalan yok. Ya da Kolaçan gibi, başkaları gibi, Motopiksel gibi bilgi sahibi insanlar değilim. Öyle kaliteli içerikler de çekeceğimi sanmıyorum. Çekemem zaten. Ama kendime eğlence olsun diye çekip atacağım büyük ihtimal. Bir gün ondan bahsederim, bir gün bundan bahsederim. Yorumlarda eğer gelirse, kardeş şundan bir bahset bakayım. Sen hala CBF kullanıyormuşsun, şu CBF'in şusundan bahset bakayım. E kardeş gel şunda bir 1 litre deney yapalım bakalım kaç gidecek falan diyen olursa, bak onların videosunu seve seve çekerim. Çünkü daha önce YouTube'da videolar çekiyordum. O videoların teması da ateşli ateşsiz silahlardı. Sonra bir yasaklar masaklar bir ortalık karışınca birazcık tırstım, ben kaldırdım onları. İzlenmelerim de güzeldi, Allah var yani 50.000, 80.000. Toplamda bir 500.000 izlenmeyi falan bulmuştum, öyle söyleyeyim. Bir de bu arada ben genelde emniyet şeridini kullanırım. Çünkü
hızlı gitme niyetinde biri değilim. Bir acelem yok. Ondan sonra o videoları kaldırınca tabii YouTube'dan biraz sordum. Abonem de zaten 800 küsür falandı. Yani zamanında 1000 kişi yapıp da bir para kazanmayı açsaydım belki şevklenirdim, isteklenirdim. Ama baktım yani bu işin de bir ilerlemesi yok. Ne yapacağım? 10 tane 20 tane silah videosu çektikten sonra ne yapacağım? Gerçi o zamanlar bir firmadan, güzel bir firmadan teklif gelmişti ama işte internet bilgisayar yeterliliğim olmadığı için kabul etmemiştim. O da değişik bir anı. Ya kısaca, kısa ve öz olarak ben kendi can sıkıntımı gidermek için böyle video çekip atacağım işte. Bu da bir ilk video deneme olarak olmuş oluyor. Yaklaşık herhalde bir 10 dakika 15 dakikadır falan yoldayımdır. Geç abi sen, yola çık. Ama montum hiç üşütmedi. Bu arada üşütmedi diyorum ama içimde sadece tişört var. Kısa kollu tişörtüm var. Başka da hiçbir şey yok. Hava rüzgarlı ve gerçekten soğuk. Bakın ellerim şunların içinde olmasına rağmen parmaklarım donlu. Şimdi buradan sol yapacağım. Düz gideceğim. Abimlere gidiyorum. Misafirliğe çağırdılar. Bakalım kazasız belasız ulaşabilecek miyiz? Sakarya'da birazcık sıkıntı bu işler. Bekleyeceğim mi beni? Dayı bekledin. Teşekkür ederim. Yani bazen o kadar hayvan yani o hayvanlar olabiliyor, çıkabiliyor. Bazen de o kadar iyi insanlar çıkıyor ki hayret ediyorum yani. Şu abimizi mecbur bir sollayalım da önüne geçelim. Arkadan bir Renault yardıra geliyor çünkü. Acelesi var. Ondan sonra ya motovlog'da da öyle. Çok eksiler var. Ne konuşacağım? Nereye kadar konuşacağım? Yani şimdi konuştum, yarın ne anlatacağım? Bir yerde tıkanır bu işler. Yeterli bilgiye sahip değilsen, çevren yoksa. Şimdi her gün aynı ekmek yenmiyor. Bu adam beni iki kere izler, üçüncü de izlemez. Çünkü CBF yani sonuç itibariyle. Şekil bir şey yok altımızda. Bir atraksiyon yok. Bomboş zaman kaybı olur insanlar için. Bunun farkındayım. Ama her şeyi tüketip, izleyip, bitiren, lan izleyecek bir şey kalmadı diyen adam belki damlayabilir yani. Bir de samimiyete de inanıyorum. Bazı insanları samimi buluyor, ısınıyor. Öyle de bir mevzu var. Ya öyle zaten aman aman bir izlenme oranı, bir topluluk oluşturma niyetim yok. Bir de kötü yorumlardan da birazcık çekiniyorum. Psikolojik olarak etkileyebilir beni. Şöyle bir camımızı da açalım bakalım ne olacak. Yani burnumu çektiğime göre havalar soğuk. Bakalım karşıdan bir motor. Bu CBF 150'nin, bak hep 6'yı arıyorum bu motorda ya. Ya ben alışamadım ya, harbiden bir 6 istiyor motor. Bazen çok saçma yerlerde tartışmalar yaşıyorum böyle. İnsanlar bakın şimdi az önce abi gibi kıracaktı buraya, kırmadı. Aynasına baktı. Şu kör nokta aynalarını taktım. Çünkü bazı yerler gerçekten gözükmüyor. Adam yanımdaymış ama haberim yok. Yani adamın yanımda gittiğinden haberim yok. Arkaya önü gösteriyor ama tam yanımdaki arabayı göstermiyor. Kaskta dandik bir kask olduğu için. Kardeş şuradan ben bir geçeyim. Ya böyle işte arkadaşlar ya.
Lan şu motorlar çok arıza çıkarıyor diyorlar ya. Hele bunun 50'liği mi ne var? 80 meksen yapıyorlar. Sanayiden çıkamıyor. Bu arada full depo deniyorum motorda. Benzin almadım. Bakayım ne olacak? Başımıza ne gelecek? Yani nerede bitecek? Kaçta bitecek? Genelde yarım depoyla 350 km yapıyorum. O 350 km olunca da zaten yarıya gelince çizgi dolduruyorum. Bir 55-60 liralık alıyor benzin fiyatına göre. Genelde 60 oluyor. Ondan sonra hep öyle o şekilde gidiyordum. Ya dedim yani depoyu boş bırakmak istemiyorum. Paslanır maslanır bir şey olur. Ben de birazcık titiz bir adamım. Bakmayın motorun şu an böyle kirli olduğunu havalardan dolayı. Yoksa otoyıka şeyde bile yani bu petrolde falan bile yıkamam yani ben motoru genelde. Süngerle kendi elimle silerim. Sabunlayıp cilalı oto cilalısıyla. Bakayım dedim kaç kilometrede 7'ye kadar gidecek, yedekte kaç gidecek onları bir öğreneyim. Yani kaç aydır bizde motor? Herhalde bir 8 ay oldu. Ondan sonra bir daha fulleyip devam ederiz. Burası da Sakarya Stadı. Gerçekten güzel yaptılar. Futbolla aram yok. Anlamam, bilmem. Yani ama yani izlemem bile öyle söyleyeyim. Ama adamlar harbiden güzel yapmış. İçi de dışı da göze hitap eden bir yer olmuş. Eski stat şey gibiydi, halı saha gibiydi kanka hadi 3-5 maç yapalım. Sakarya'da da var bir tane motovlogger. 54 motovlog. CRF250 ile çekiyor. Daha önce 125 vardı. 250 aldı. Tam zamanında aldı ha o da. Uygunu aldı yani. Destek olsun diye o adamı takip falan ediyordum. Onun da izlenmeleri kötü değil. Ya Sakarya'dan genel itibariyle motor için söylemiyorum. Sakarya'dan YouTuber zor çıkar. Çünkü burada bir imkan yok. Burası İstanbul gibi değil. Burada gideceğin yer belli. Çekeceğin video belli. Motosikletin olsa zaten en yakın yer yarım saat mesafede. Ya bu işler genelde İstanbul'da dönüyor. O yüzden izlenmeleri normal. Ha, Oğuzhan Muslu da bak Atapazar demeyeyim, Sakaryalı diyeyim de. Çünkü Karasu taraflarından büyük ihtimal o. Bak o adam çılgın birader. Herkes onu seviyor. Kötülüğünü de çok ama. Ben bunda geçeceğim. Aga burada kamera yok. Ben bunda geçeceğim mecbur. Arkadan bindirmelerinden hep korkmuşumdur çünkü. Yabancı videolara bakıyorum. Adamlar var ya. Böyle bir trafikte bir teker yapıyor. Makas atıyor tekerde falan böyle çılgın psikopat hareketler. Yani Türkiye'de bu işi yapacak belki de tek kişi olsam Muslu'dur ya. Hani tamam standçılar falan var işte bunlar. Ama adamlar trafiği kapalı alanda yapıyor abi. Trafiği açık alanda yapmak yani bir bakıma göt istiyor ya. Cesaret istiyor. Yani o adam da deli. Yani oynuyor motorla. Oyuncak yapmış motoru kendine. Öyle bir çocuk. İnşallah ölmez bir gün de. Çünkü iyi biri aslında. Çok da ceza yedi. Bedelini de ödedi yani adam harbiden. Yaptığının bedelini ödedi adam. Buranın hız limiti kaç ki acaba ya? Öyle gittik ama. Yani 75-80 ile gidiyordum. Onda da amcalar yazdıysa bize bir şey. Vallahi enteresan. Hayatımda şu ana kadar ne arabada ne motosiklette hiç ceza yemedim yani ben. Bilmiyorum tatmadım hiç o duyguyu. Zaten fakiriz bir de ceza mı ödeyeceğiz yani insan gibi kullanalım kafasındayım. Evet, geleceğimiz yere geldik. Arkadaşlar, dostlar, büyüklerim, küçüklerim, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Eğer bu video YouTube'a yüklendiyse tabii.